Gitmesine en üzüldüğünüz futbolcu kim? Kinnici net şu anda. Gelenden gidenden 3 tane 4 tane gol yiyoruz. Karagümrük'ten 4 gol yedik. Galatasaray'dan 3 gol yedik. Beşiktaş'tan 10 kişiden 4 gol yedik. Ya Kinnici gerçekten çok iyi bir futbolcuydu. Napoli'de görüyoruz. 28 sene mi 38 senedir şampiyon olamadı. Adam gitti şu an Napoli şampiyon. Schneider olabilir ya. Zamansız gitti bence. Biraz daha kalabilirdi. Mücadele hırsı, tecrübesine rağmen devamlı oyunda ısırması bizim için hani farklı bir yere koymuştuk zaten onu. Keşke biraz daha devam etseydi bizde. Şimdi yaşım açığa çıkacak. Tugay Kerimoğlu gayet efsane bir oyuncuydu. Zaten yaşından dolayı gönderildi. Blackburn Rovers'ta da efsane oldu. Dolayısıyla en üzüldüğüm oyuncu oydu. Schneider çok iyi futbolcu bence. Gayet de hoşuma gidiyor kendisi. O yüzden bir de Yunus Belhan da var. Onun da ben egosunu seviyorum. O yüzden gitmesini üzüldüm. Alexis Ozda. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Yani Türkiye genel olarak Alexis'i sevdiği için ben de seviyordum yani. Çocukluğumun futbolcularından biri olduğu için yine bir ilgi duyuyor insan. Yani her ne kadar Galatasaray olsam da. Yattara. Hoşuma gidiyordu. İyi futbol oynuyordu. Her zaman hepimizin hafızalarında yer etmiş olan futbolcu olarak Hacı'nın hiçbir zaman gitmesini istemez. Futbolu bıraktı evet yaşı itibariyle. Fenerbahçeli Alex'i de isterdim. Yani Galatasaray'lıyım ama Alex'in de kişilik olarak da futbol olarak da Türkiye'de izler bıraktığına inancındayım. Hacı'nın Monaco maçını unutamam. Alex'in Galatasaray maçında attığı bir gol vardı. Her zaman içimde bir ufdedir o. Hani güzel bir goldü gerçekten Galatasaray taraftarı olarak. O golü unutmuyorum. Hiç, yani hala hafızalarımda yer ediyor. Net Schneider'di. Çünkü Galatasaraylıların gerçek bir sevgilisi ve çok tatsız bir şekilde gitti. Onun gitmesini istemezdim net bir şekilde. Attığı goller, topu ayağına alışı, dönüşü, bakışı her şey farklıydı yani. Quaresma, net Quaresma. Bilmiyorum hareketleri falan küçüklüğümden beri hep hayranıydım zaten. Bir de 5 aşağı 3-4 kere git gel yaptığı için her gidişinde de aynı üzüntüyü yaşadık. Çalma atma yeteneği Travel'e falan bizi bitiriyordu vallahi. Her yaptıktan sonra böyle bir ayaklanırdık. Öyle bir acımız var yani gittiği için üzgünüz evet. Yanlışlıkla attığı güzel bir gol vardı. O da bir derbideydi. Galatasaray derbisindeydi bu arada. Orta açmaya çalışırken gol attığı bir golü var. Onu unutamam. Schneider bence çok kötü vedalaştı. Bence daha iyi vedalaşabilirdi. Özellikle arenada attığı iki gol bizim için çok önemliydi. Tabii ki de Wesley Schneider oldu. Bizde Galatasaray'da bıraktığı anılar daha fazlaydı. Gidişine de üzüldük. Aynı şekilde bir tane daha söyleyeyim. Türkiye'den gitmesini üzüldüğüm diğer topçulardan biri de Alex de Souza'ydı. Fenerbahçe'de oynasa da bile sevdiğimiz bir topçuydu. Karakter olarak da iyiydi. İki topçunun gidişine de üzüldüm. Robin Van Persie. Uçan Hollandalı olduğu için tabii ki de. Güzel anılarımız oldu onlar. Mario Gomez. Uzun bir aradan sonra Beşiktaş'a ilk defa bir golcü gelmişti. Hani gidince de üzüldük yani şampiyonluktan sonra. Şampiyonluk maçı Osmanlıspor'la oynamıştık kendi sahamızda. O maçı unutamıyorum. 2017 yılıydı sanırsam. Schneider'in gitmesine çok üzüldüm. Yani hiç kimsesiz gibi gönderildi takımdan. Ona çok üzülmüştüm. En çok bende bıraktığı hatıra Fener'e iki tane uzaktan attığı gol. Benim için çok unutulmaz bir andı yani. Bir de Juventus'ta karlı maçta beşikten attığı gol yani. Çok çok güzeldi. Schneider diyebilirim Galatasaray'dan. Türkiye'de en iyi 10 numaralardan biriydi. Alex var zaten Fenerbahçe'de. Türkiye'ye gelmiş efsanelerden biri. Mario Gomez. Eyşan Mario Gomez. Gitmesine neden üzüldüm. Yani geldiği zaman yaşına istinaden zaten orta segmentte bir oyuncuydu. Çok da alıştırmıştı kendine bana karşı. Hatta tüm taraftar zaten seviyordu onu. Buradan tüm Eyşanlara selam olsun. Gitti. Talisca. Belki de o dönemin en önemli adamlarından biri olması sebebiyle o dönem Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımın çok iyi bir ahenge sahip olup çok iyi oynaması ve o takımın bence o dönemde Masterchef'i gibi olması, taraftarın çok motive olması Talisca üzerinde. Talisca o dönem Galatasaray'ın hacısı gibiydi. Talisca gitti. Sonra bir daha öyle olmadı yani. Net Schneider ya. Forması da var zaten bende. Unutulmaz ya. İlk aldığım forma onun. Düşünüyorum beni duygulandıran en çok sevindiren goller ne? Hepsinde Schneider var. Fener'e yendiği maç var. Juventus maçı var. Real Madrid maçı var. Hepsinde böyle Schneider'in parmağı var. Schneider olabilir. Schneider'den sonra da Jason Fernandez'di aslında kiralıkta. Yani bizim olmasını isterdim. Nani? Ben Portekiz'i ve zaten onu Manchester United'da takip ediyordum. Benim en çok gitmesine üzüldüm o olmuştu. Ya onun acısı hala taze. Beşiktaş maçında biz Kadıköy'de yenmiştik 2-0 galiba. O maçta çok iyi oynamıştı.